Magazin basını tarafından Türkiye'ye Cicişler olarak tanıtılan Esra ve Ceyda kardeşler, Bodrum'da bir mağazada alışveriş yaparken dükkan sahibiyle yaşadıkları kavga nedeniyle karakolluk oldu. Tatil için Bodrum'a gelen Ciciş lakaplı Esra ve Ceyda kardeşler, Cevat Şakir Caddesi'nde bulunan bir mağazaya daha önce almış oldukları bir ürünü değiştirmek için girdi. Yanlarında almış oldukları hediyelik eşyanın fişi olmadığı için değişim yapamayan ikili, daha sonra dükkan sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çevrede bulunan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karşılıklı şikayet sonucu dükkan sahibi ve Ciciş kardeşleri ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. Karakolda ifadelerine başvurulan taraflar yaklaşık 5 saat boyunca Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kaldı. İfadelerinin ardından köftecide yemek yiyen Esra ve Ceyda ikilisi gazetecilerin olayla ilgili sorularını yanıtladı. Bodrum'da bulunan evlerine tatil için geldiklerini ifade eden Esra ve Ceyda kardeşler yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. Evimize geldik Bodrum Türkbükü'nde. Onun için bazı alışverişler yapıyoruz evin içinde. Dekore etme amaçlı değişik şeyler falan kendi zevkimiz uygun. Ondan sonra bir kendisi reklam peşinde olduğu için ona bu fırsatı vermek istemiyoruz açıkçası. O yüzden bu konu hakkında bir tek bunu söyleyebiliriz. Onun dışında şimdi alışverişimize devam edeceğiz ve çok güzel tatil yapıyoruz. Deniz çok güzel, burada hava çok güzel, Bodrum çok güzel. Güzel, bu ülkemizin kötü günler geçirdiği günlerde bir nebze rahatlamamıza sebep oldu. Öyle işte arkadaşlar, öyle. Ya zaten kendisi mutlaka konuşmak isteyecektir ve kendine uygun konuşma üslubuyla da röportaj verir artık kendisi. Ve prim yapar umarım, ne diyeyim artık, reklamı bizden olsun. Biz de mecbur konuşmak zorundayız. Bazı insanlar da böyle ucuz reklamlara ihtiyaç duyabiliyorlar ne yazık ki maalesef. Onun yüzünden kendisi hakkında şikayetçi olsam dahi şu anda söylemek istemiyorum. Çünkü o da ona bir reklam kazandırır. O yüzden bu kadar, başka bir şey söyleyeceğim. Açıklamalarına devam eden Esra, bir Arap şeyhinin sevgilisi olduğunu ifade ederek, "Ben koskoca Arap şeyhinin sevgilisiyim. Kimse bana dokunamaz. Dokunurlarsa oyarım. Ayaklarını denk alsınlar." dedi. Ya koskoca Arap şeyhinin sevgilisiyim. Esnafın biri dokunamaz bile bana yani. Hayret bir şey. Yani öyle dokunduğu yerde oyarım vallahi. Öyle esnaflar ayaklarını denk alsınlar. Bak ben koskoca Arap şeyhinin sevgilisiyim. Kimse bana şöyle bile dokunamaz. Dokunduğu yerde oyarım adamı. Var ya, ayaklarını denk alsınlar. Muhabirlerin yeni bir proje var mı sorusunu yanıtlayan ikili, Türkiye ve Hollywood yapımı ortak bir projede bulunacaklarını belirterek, Hollywood'da geçecek olan bir reality show projesinde bulunacağız. Daha önce bu proje Paris'te de yapılmış ve izlenme rekorları kırmış. Program hem Hollywood'da hem de Türkiye'de geçecek. İnşallah güzel bir proje olacak, nazar değmesin, ilk defa size açıklıyoruz. Türkiye'den ilk defa Hollywood'un kapılarını biz açmış olacağız ifadelerini kullandılar. Reality show'da hep bulunmak isterdik ama Hollywood'da da hep bulunmak isterdik. Hem reality hem Hollywood'da geçecek. Oradaki yapımcılar yapacak ama Türkiye bağlantılı olacak. Röportaj sırasında bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiğini fark eden Cicişler, vatandaşa saldırıp cep telefonunu kırdı. Telefonunu kırdıkları şahısla bir süre ağız kavgası yapan Esra ve Ceyda tekrar karakolluk oldu. Cep telefonu kırılan vatandaş karakola giderek ikili hakkında şikayetçi oldu. Aynı gün iki kere karakolluk olan Esra ve Ceyda kardeşlerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Sen benim yaklaşma. Ya arkadaşlar, herkes reklam peşinde ya. Ya bize yaklaşan bir dakika, sen buraya. Herkes reklamını yapma peşinde. Yaklaşma bana. Bunlar müşteri.